Cardi B'yi Türkiye'de tanıyan var mı ki? Var. Bir sürü şarkısı var. Bir sürü şarkısı olması bir şey ifade etmiyor. Dövmeleriyle ve şu an özellikle de Muhteşem Yüzyıl muhabbetinden dolayı herkes tanıyor artık. Ben niye tanımıyorum? Çünkü sen popüler kültürü çok takip etmiyorsun. Merhabalar bayanlar baylar. Bir dövme yorumluyorum videosuna daha hoş geldiniz. Bugün Cardi B'nin dövmelerini yorumlayacağız. Tanımıyorum. Bu tabii ki ona saygısızlık değil. İzliyorsa, değil mi? Türkiye'yi takip ediyor çünkü. Bayağı ediyor şu an. Türkiye'yi takip ediyor. Bizi görüyorsa seni çok seviyorum Cardi B. Yani I love you Cardi B. Dövmelerine başlayalım biz en iyisi. İyi, küçüğünden başlayalım. Belkis yazıyor. Belkıs'la bir alakası var mıdır acaba? Hayır. Niye? Belkıs güzel isimdir. Çok da severim. Tam bir anaanne ismidir. Cardi'nin ismi aslında Belkalis'ten geliyor. Cardi hiç alakası yok. İşte Belkalis'ten Cardi B deniyormuş ona. Herkes kendi aralarında hitaben. Hayır. İşte viskiye döndürüyor oradan sonra Cardi B diye. Viski mi? Evet. Ne viskisi? Öyle bir viski markası varmış. Cardi B diye mi? Evet. Hiç duymadım yani. Ya çok lüks bir marka ya da çok dandik bir marka. Muhtemelen dandik. Büyük ihtimalle yani. Duymamam mümkün değil Cardi. Bilemiyoruz. Evet, dövme içler acısı. Bu ne? Tövbe bismillah. Patlatmış, yarmış, bilmem ne, simsiyah. Çok güzel. Kendi ismini yazmış yani. Evet. Çok güzel. Müthiş vizyon sahibi kendisi. Ya bir de böyle şeyimiz var ya bizim, Amerikalılar ya da Avrupalılar vizyon sahibi gibi. Bu kafada bitiyor abi bu iş. Tabii onlarda dövme kültürü çok oturduğu için yani saçma sapan şeyler yapmaları daha makul. Yine de tabii ki yani kendi ismini yazmak değişik bir mevzu. Ama olabilir. Saygımız var ama işçilik acayip kötü ya. Acayip kötü. Geçtik. İkinci dövmesi Tommy G yazıyor değil mi? Aha. Çok güzel. Kimin ismi bu Tommy G? Bu da bir dargın, bir barışık oldukları eski sevgilisi. Gerçi şu an evli ama. Şimdi eşi bir şey demiyor mu acaba? Demez muhtemelen. Olmadı, bunlar birazcık daha esnek oldu. Bok esnek. Keko onlar ya. Ne esnek? Keko ya. Tamam. Geçelim. Çok hızlı geçiyoruz. Samuel kimin ismi? O da eski sevgilisi falan. Onu bilmiyorum. Bilmiyoruz. Samuel. Samuel L. Jackson olabilir. Severiz Samuel L. Jackson'ı. Okey. Bunda işçiliği kötü. Tommy G'nin de kötüydü zaten. Bunun da kötü. Kırmızıyla yaptırmış. Kırmızı seviyor galiba. Şunları hızlı hızlı geçelim. Bir tane büyük dövmesi var. Ona geleceğiz. Onu biraz konuşuruz. Dedikodu yapacağız falan. Konuşulacak bir şey yok ya. Yani. Ne diyeyim ki buna yani? Allah bağışlasın. Leopar galiba. Yani leopar olduğunu iddia ediyor. Bu şeyinde mi? Kalçasının üstünde mi? Çok kötü abi. Buradan bile belli oluyor yani. Yani bulaşık makinesiyle çekilmiş fotoğraf ama yine de belli oluyor yani. Çok kötü olduğu belli oluyor. Acayip ya. Geçelim. Vizyon önemli olan bir şey. Vizyon. Hep insanlar şey zannediyor. Ünlüyse çok entelektüeldir falan. Yani ne alakası var? Keko'nun teki yani, anladın mı? Tennessee yazıyor değil mi? Evet. Bu viski seviyor galiba. Tennessee var ya, Tennessee viskisi. Da... Jack Daniels. Kız kardeşinin ismiymiş. Hennessy. Bunlar hep viskiden gidiyor. Tennessee, Hennessy, Cardi B. Kız kardeşinin ismi. Belki de vefat falan etmiştir. Öyle bir şey var mı? Yok, hayır. Kız kardeşi de aslında küçük bir ünlü. Yani ablasının izinden gidiyor. Bayağı isim yazdırmış yani, soy ağacını üstüne. Ama yani hepsini böyle leke gibi yapmasaymış keşke, çok güzel olmuş. Bu ne abi, çok kötü. Bu ne ya, güller ve diken, neydi o? Kan ve gül, güller ve diken, aşkım ve sen olmuş yani. Güller zaten orada şey diye bekliyor yani. Benim gül olduğuma inanın diye yalvarıyor yani orada. Gül mü o? Şimdi konuşuyoruz ha. Başka bir şey çıkmasın. Astronot falan. Gül değil mi o? Gül, evet. Gül ama güldürmedi. Bu kadar iğrenç olamaz benim esprim yani. Bu daha kötü bir şey. Geçelim, büyüye gelelim, büyüye. Bilmem ne yıldız falan. Değil mi şu dönüş? Arkasındaki, evet. Ne yıldız o? Sadece normal bir yıldız, kendince başarıyı şey yapıyor. Orada da şimdi evet. Bu işareti de mesela bilmiyorum, rapçi abi. Ya bu işarette şey bunun gibi oldu işte, bu victory işaretidir ya. Zafer işaretidir yani bu. Victory'nin V'si. Bunu barış işareti zannediyorlar mesela. Victory'dir abi bu. Victory V. Zafer işareti abi bu. Peace. Peace. Abi bu da mesela rapçiler yapıyor ya, yapsın, üstümüze tapuyla almadık şeyi de, bu rockçıların, metalcilerin işaretidir. Ah Cardi B, ah yaktın, içimi yaktın Cardi B. Genç bir hatun mu? 35 yaşında falan galiba değil mi? Hayır, 92'li. Hadi canım. Ama 35 yaşında gibi gösteriyor. Evet, deme öyle. Şimdi dinliyorsa falan deme öyle. 18'lik çıtır gibi gösteriyor ki zaten çıtır sayılır. 28 yaşında. Peki Cardi. Şundan bahsedeyim. Dur biraz kültür aşılayacaktık. Şimdi bu gözlüğümü getirdi abi. Şey, profesör kimliğime, İlber Ortaylı kimliğime bürüneyim. Gerçekten getirme, saçmalama ya. Ron James Dio. Dio diyenler de vardır. Dio'dur. Ron James Dio 70'lerde, 70'lerin başı, 60'ların sonu da olabilir. Tam tarih hatırlamıyorum. Devil Horned dediğimiz şu.
bu işareti yapıyor. Ron James Dio bilmeyenler koşa koşa dinlesin. Koşa koşa. Metal müziğin tanrısıdır yani Ron James Dio. Vefat etti tabii ki. Hatta o da çok ilginç. Sonisphere ya da Sonisphere festivale geliyordu 2010'da İstanbul'a. İstanbul'a evet. Evet. Bazılarınız o zaman 5 yaşındaydı. Ben o konsere gittim. Biletimi sahne önünden aldım. Çünkü Metallica'lar, işte efendim Manowar'lar, Megadeth'ler, Slayer'lar, Rammstein'lar, Allah Allah, yani gelmeyen yok. Manyak bir festivaldi 3 günlük zaten. Türkiye'deki en büyük metal festivallerinden biriydi 2010'da. Belki de birincisiydi. Ona gittim. Sahne önündeydim, oradaydım. Ron James Dio'nun geleceğini söylediler. Abi 1-2 gün önce mi ne şey duyuldu? Öldü diye. Adam gelmeden öldü. Yani tabii ki de hani gelmediğine değil, öldüğüne üzüldük tabii de. Hani gelmediğine de üzüldük tabii. Yani onu canlı canlı izlemek isterdim. Çünkü metal müziğin gerçekten babası. Hatta o konserde de herkes, bütün gruplar neredeyse Ron James Dio'nun bir şarkısını coverladı. Herkes bir selam çaktı. Bak tüylerim diken diken oldu. Çok acayiptir. Tabii şimdi bütün bu kültüre karşısınız. Bir rap videosunun içinde de kendi kültürümü sokmasam olmazdı. Sokacağım tabii ya. Cardi B ne ya? Allah aşkına Ron James diyor. Yani abi bunu Amy Winehouse'da da bana şey yaptılar. Amy Winehouse söyledim ya, ünlülerin dövmelerini yorumluyorum diye bir video yapmıştım. 2 ay önce falan. İzlemeyen izlesin. Çok tatlı video. Ya Amy Winehouse'a şey demiştim ben. Abi 27 yaşında öldü diye 27'liler kulübüne niye katılıyor? O kim ya demiştim. Ya Amy sevmediğim için değil abi. Sizden daha çok seviyorumdur Amy'yi. Taş gibi hatun. Ses olarak yani. Karakter olarak da. Çok tatlı hatun, okey. Ama ölünün arkasından konuşmuyorum şimdi. Ama abi yani Amy Winehouse yanında Jim Morrison olmaz abi. Ya bu kültürü bana da yazmışlar böyle. Sen Amy'ye bilip bilmeden konuşma. Oğlum yani Jim Morrison'la, Jimi Hendrix'le, Janis Joplin'le Amy Winehouse kıyaslanamaz yani. Aynı kulvarda değiller zaten. Ayrıca Amy'yi de çok severiz. Bir de bizde böyle bir şey var. Savunuyor. Lan sen ki Emi ya. Nereli o? İngiliz abi. Sen ne alakası var? Sanki Kastamonu la. Ya hemşerisi sanki. Emi'ye öyle dedirtmeyiz. Abi kötü bir şey de demiyorum bu arada. Çok seviyorum. Ama eğri eğri doğru. Yani şimdi Cardi B müzik yapıyorsa o zaman Ron James diyor ne yapıyordu? Anladın mı? Ya Allah aşkına biraz bilmeden bu işleri konuşmayın. Sinirlendirmeyin falan. Ya çok, çünkü haksızlık var. Yani benim aslında içime dokunan şey, atıyorum Ron James Dio'nun, Janis Joplin'in, Jimi Hendrix'in hakkının yenilmesi. Onları bilmiyor adam. Amy Winehouse, Cardi B diyor. Bana dokunan bu. Yoksa Cardi B de yani yolu açık olsun, tatlışım, öpüyorum bilmem ne falan filan. Kimseye nefret dolu değilim ben. Benim sıkıntım haksızlık. Survivor Yasin gibi oldum lan. O da öyle diyor. Haksızlık! Pirinç tanesini sayarak veriyorum herkese falan diyordu ya. Kendimi öyle hissettim bir an. Bum Yasin. Bum! Yasin izliyorsun sevgiler. Bu işaret de oradan, ne anlamı nedir onu hiç kimse bilmiyor. Bu aslında nazar boncuğu gibi bir şeydir. Aslında satanist işareti değil ya da şeytan işareti değil. Tam tersi paganlarda, eski kültürde, genel olarak söylüyorum bunu. Kültürünü bildiğim kadarıyla söylüyorum ve Ron James Dio'nun röportajlarını çok izlediğim için söylüyorum. Öyle diyordu. Ron James Dio'nun babaannesi mi, anneannesi mi ne yapıyormuş, nenesi bu işareti? Bu şeymiş, korusun, şeytandan korusun beni diyeymiş yani, anladın mı? Yani nazar boncuğu gibi bir şey gerçekten, yani nazar değmesin falan diye yapıyor aslında. Şeytan işareti değil, şeytan karşıtı bir işaret aslında bu, anladın mı? Hani metalcilerde öyle bilinir ya, siz satanistsiniz, şeytana tapıyorsunuz. Abi işte metalcilerde şey der ya, he abi tapıyoruz tabii yani. Lan öyle bir şey yok ama karşı kültür olmak böyle bir şey. Tabii ki de şeytana tapıyoruz. Diyor ki senin gıcıklamak için, anladın mı? Aslında tam tersi yani. Hiç alakası yok. Salak salak şeyler ya. Sinirlendim yine. Abi 2020'deyiz hala bunları konuşuyoruz ya. Neyse. Bu işaretin anlamını da bilin. Rockçı, rapçi herkes tabii kullansın canım. Benden izin alacak hali yok. Ama yani çok popüler olması da can sıkmıyor değil yani. Ron James Dio'yu bilmeden bunu yapmaları üzüyor, anladın mı? Neyse, evet, dövmeye dönelim. 30 saat konuştuk şimdi. İçimde biriktirmişim değil mi? Haksızlığa gelemiyorum abi. Vallahi ben Yasin'le çok iyi anlaşırım. Neyse, sakınız. Evet, Cardi B'nin fotoğrafı da çok acayip zaten. Dövmenin işçiliğine bir şey diyemeyeceğim. Çok gözükmüyor. Yine bulaşık makinesiyle çekilmiş ama klişe olduğunu söyleyebilirim. Fena değil, güzel duruyor. Geçelim. Offset, eşinin ismi galiba. Eşi. Tamam. O da rapçi. Kocalar. Ben niye duymadım abi hiç onları? Ben hala Eminem'deyim ya. Oo. Gözünü devirdi arkadan.
Çok kötü yapılmış dövme. Bu arada şeyde baldırının iç kısmında, arka kısmında. Anlamışsınızdır zaten. Açı biraz değişik ama oraya kafasını nasıl soktu o kadın? Bunu canlı yayında gösteriyor zaten dövmemi böyle yaptırdım diye. Ha, burada daha net belli oluyor, evet. Kaligrafik yazısı güzel ama işçiliği çok beğenmedim ben. Zor da bir bölge. Zaten iyi bir dövmesi şu ana kadar yok. Geçelim. Bu kim? Bu kocası. Cardi B yazmış o da. Doğal olarak hani şey olsun. Kim kimin şeyi belli olsun değil mi? Burada Samuel yazıyor. Burada Ahmet. Burada Mehmet. Burada Abdülcabbar. Abi mantıklı. Sağ kolun içinde ne yazıyor? Loyalty over royalty. Loyalty over loyalty. Royalty. He. Ay. Şey. He. Krallığın üstünde sadakat. Deyip burada eski sevgilisi. Hayır ne? Kesin bu ilişki için demiştir bunu. Başka ne için diyecek ki yani? Komple ilişki vücudu çünkü yani. Yani olabilir tabii. Şey yani sevgili cenneti. Geçelim. Önce kapatmadan önceki hali. Şimdi bu öyle bir tavus kuşu değil mi o? Tavus kuşu yaptırmış. Full kalçanın. Bu arada yani galiba kalça büyüklüğü artık popüler değil mi? Kalça ve meme büyüklüğü çok önemli dönemimizde. Hani nasıl 1800'lerde sanayi devrimi, efendime söyleyeyim, 1700'lerde Fransız devrimi, ihtilali falan derken 2010'lar 20'lerde iPhone devrimi. Tabii. Evet. Ve kalça ve meme devrimi. Erkeklerde de six pack devrimi. Okey. Bu yok. Tamam. Okey. Buna gerek yok. Okey. Doğru diyorsun. Çok güzel. İnanılmaz estetik. İnanılmaz estetik. Et ya bu işte yani. Et. Bunu görüp gerçekten etkilenen insanlar var maalesef. Var değil herkes. Sıkıntı. Dövme çok kötü. Fikir güzel. Tavus kuşu kalçaya. Yok. Fikir güzel. Zaten bunu kapatmış. Omzunda da bir çiçek var. Bak o fena değil. Renkli çiçek var sırtında, kürek kemiğinde. O çok tatlı gözüküyor. Estetik. Şimdi mesela bunun kapatılmış hali. Sağ lobu değil mi bu? Evet. Mesela bu işçilik olarak güzel bir işçilik. Soldaki çok kötü. Daha net anlıyorsunuzdur zaten. Soldaki acayip fena yani. Kafasına göre yapılmış gibi. Güzel düzeltilmiş. Tatlı olmuş. Bayağı da estetik. Orada kelebek eklenmiş. İşte tavus kuşunun boynu düzeltilmiş. Renkler zaten kanatlar manatlar detaylar mis. Özellikle alttaki yeşil tavus kuşunun bıcırıkları, tüyleri çok çok güzel olmuş. Evet. Sağ ol. Bir tane daha fotoğraf var bunda. 2010-20'ler devrimi, iPhone devrimi. Çok önemli tabii ki. Acayip estetik. Galiba iç çamaşırı yok. Topuklu da çok yanlış bir yerde gözüküyor. Sol topuklusu. Estetik bir fotoğraf değil. Tamam geçelim. Heh, bu araya böyle Louis Vuitton girdi araya. Louis Vuitton izliyorsa... Louis Vuitton değil. Louis Vuitton değil mi? Louis Vuitton bir İtalyan markası olup falan diye. Evet bu nedir abi? Bu Photoshop değil değil mi? Gerçek maalesef. Cardi B'nin böyle aşırı abartılı zevklerine... Yani herkes biliyor aslında. Louis Vuitton markasına olan düşkünlüğü, özellikle de bu karantina döneminde yaptırdıkları ve yaptıkları... Niye ya? Louis Vuitton'u niye böyle çanta lan? Paylaşıyor ama yani her şeyle yaşadı yani kadın. Abi çanta? Ama deseni... Ne deseni abi? Desenini seviyor işte yani. Abi standart deseni ki bunun. Evet. Konuşturmayın beni ya. Baştan aşağı full Louis Vuitton giyiniyor mesela ya da işte onun böyle şeyleri var. Hayır saçına niye Louis Vuitton boyası yaparsın? Ha bunu anlasam sponsor mu oldu acaba? Ya da bize mi sponsor geldi? Bize Louis Vuitton sponsorluğu gelse buraya dövmesini yaparım tabii o başka da. Seni hayal ediyorum ama saçına falan yaparım. Şuraya LV böyle alnıma değil mi? Ben marka etiketlerini bile keserim ya. Tikim var yani hiçbir ya zaten de facto falan da de facto izliyorsa... Ya sponsor kaçırmayalım ya. Ne var ya? De facto falan diyoruz. Seviyoruz. Ya abi gerçekten. Şimdi de facto canlandırdım ya saçıma böyle şey yapıyormuş. İtimat yoğurtları. İtimat böyle her yeri değil mi saçım? Yaparım lan. Doğru şu an kardeşime hak verdim. Ben olsam ben de yaparım. Helal olsun. Kim bilir kaç yüz bin lira vermişlerdir. Lira yalnız. Yine yenir yine yap. Saçma sapan şeyler. Ya bu arada kimseye şey yapmıyorum. Ben özgürlükçü bir herifim. Saçmalama istediğini yapsın ama yani bu eleştiri programın mevzusu bu yani. Yoksa kimseyi üzmek için yapmıyoruz bunu. İsterse saçına Azer Bülbül portresi yaptırsın anladın mı saçına böyle hiç fark etmez. Azer Bülbül'ü de küçümsediğim için demiyorum yanlış anlaşılmasın. Hep de böyle bir şey söylemek zorundayız. Herkes çünkü tetikte bekliyor böyle. Ulan hadi bana bir şey desin benim sevdiğim birine de hemen bir dislike atayım. Evet Cardi B'ye sevgilerimizle devam edelim. Burada da Louis Vuitton komple. Bu da genişten çantası da var. Yani estetik bulan varsa da sevgiler. Magazin vereyim mi tırnaklarıyla ilgili ister misin? Ver. Tırnakları işte böyle gezdiği için insanlar artık sen tuvalete bile nasıl gidiyorsun dediler. Ve bununla ilgili de yazılı açıklama yaptı. Tamam akşam çıkartıyordur. Yani tabii ki onu... Abi yok.
yoksa nasıl tuvalete gidecek? Yani işte bununla ilgili official şeyi var, resmi tweet'i var Cardi B'nin. Nasıl gidiyorsam o kadar gidiyorum ve öyle temizleniyorum şeklinde. Louis Vuitton ayarlamıştır ona bir tuvaletçi. Tabii o siliyordur. Louis Vuitton tuvaletçisi. Görev tanımında. Falan. Ulan Louis Vuitton tuvaletçisi bile benden çok kazanıyor be. İşler nasıl? Bok götürüyor falan. Şey gibi, Cem Yılmaz'ın esprisini çaldım ama kusura bakmayın. Cuk oturdu. Referansları. Boktan işler. Of! Büyük ihaleye girdik. Of of. Dur sakin ol. Ya biz kendimize eğlenelim diye çekmiyoruz videoyu. Niye gülüyorsun bu kadar ya? Ya büyük ihale diyerek sen niye şey yapıyorsun? İçimden geldi. Belli ki onun da içinden gelmiş. Geliyordur yani. Devam. Bok esprisine devam. Tamam biz artık şunu sol lobuna geçelim de sağ lobu bu kadar vakit aldıysa. Sol lobu. Bir insanın lobu bu kadar konuşulur mu ya? Ama şimdi şey var burada, yüzey alanı geniş yani. O yüzden kaldırdı bence. Kaldırır kaldırır. Evet, sol lobuna geçtik. Fotoğraf inanılmaz seksi falan değil abi. Çok keko, bu ne ya? Çok affedersin. Alafranga tuvalet gibi yine boktan espriler. Alaturka pardon. Alafranga olur mu? Alaturka. Gerçi onlar Alaturka bilmez. Biz biliriz Alaturka'yı falan diyormuşum. Sağ kürek kemiğinde çiçekler güzel demiştik ya. Onun devamı bu. Acayip güzel. En estetik dövmesi. Çok güzel abi. İşçilikte 10 numara 5 yıldız. Yeri, pozisyonu, renklendirilmesi harika. Kontrast falan orada çok güzel vermiş. Bak araya birkaç tane turuncu sarı çiçek serpiştirmiş. Arkaya yeşil dallar, böcekler. Müthiş abi. Kelebek yine var. Kelebek seviyor galiba. Çok güzel abi. Çok güzel. Ama poz kötü. Bu dövmesi çok güzel. Cardi B'yi tebrik ediyorum. Bu dövmeyi yaptırdığı için. Cardi B'ye 5 dakikalık video çekeriz dedik. Galiba yarım saat falan oldu, bilmiyorum. Alan büyük. Evet, bir daha bu espriyi yapmayacağım, tamam. Bir de işte şeyi var zaten, bu aralar bizi ilgilendiriyor olmasının bir sebebi de Muhteşem Yüzyıl'a deli gibi sarmış olması kardeşim. Muhteşem Yüzyıl mı izliyor? Muhteşem Yüzyıl'ı izledi, bitirdi. Şu an Kösem'i izliyor, bitirmek üzere. Sen nereden biliyorsun? Çünkü storylerinde paylaşıyor bunları. Ha. Gerçekten canlı canlı paylaşıyor. Hatta Bergüzel Koral gitti sonra kocasının resmini paylaştı. Kimin kocası bu diye Cardi B'ye diss attı falan. Gerçekten bunun hepsi yazık. Kimin kocası bu? Evet. O benim kocam. Evet. Evet, Halit Ergenç de ama yani seksi adamdır. Öyle gerçekten bence de. Hatta şeyleri var. Kösem'le Hürrem'i karşılaştırdığı tweetleri falan var. Hadi ya. Hatta... Biliyor mu peki bunların gerçek insanlar olduğunu normalde? Biliyor. Yani Kösem Sultan diye. Biliyor biliyor. Ama şey mesela bu 1. Ahmet'in öldürülüşünde ağlamaktan işte beynim ağrıdı, başım çıktı, migrenim tuttu falan. Öleli 600 sene oldu demedi mi kimse? Şey spoiler falan. Falan diye değil mi? 1. Ahmet öldü. 600 değil de 400-500 sene olmuştur. Yine çok yani. Yani. Ya 100-200 senenin önemi yok yani, o kadar çok. Bayağı oldu diye. Gerçekten ciddi ciddi böyle tweetleri var yani, bunları atıyor. Aa çok acayip ya. İyi güzel tabii ki yani bizim dizilerimizi izlemesi ama o kadar işi yok demek ki. Evet. Hadi toplayalım, şöyle bir manevra yapalım. İzlediğiniz için merci efendim. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Valla ilgiliyseniz takip edin. Aktif şekilde yer alıyorum. İşlerin güçlerin arasında vakit buluyorum. Ve hiçbir zaman duyurmadığım bir şey var. Yeni açıldı aslında. Katıl butonu. Katıl butonu ne? Çok çeşitli ayrıcalıklar vereceğim yakında size. Sadece sizin izleyebileceğiniz canlı yayınlar yapacağım. Ya da piercinglerde ya da dövmelerde indirimler falan yapacağım. Acayip acayip şeyler. Ya da hediye göndereceğim size. Kitap, mitap ya da karınca tatuyla alakalı objeler göndereceğim. Bunların hepsi için katıl butonuna basabilirsiniz. Destek olabilirsiniz kanala. Onun da linki aşağıda. Onun da linki aşağıda. Bütün her şey aşağıda. Şu açıklamayı bir okuyun. Yani kanal Lebi Derya denir değil mi? Lebi Derya genişçe videolar bilmem neler hepsi aşağıda. Biraz kanala nüfuz edin. Herkesi çok seviyorum. Uzun bir video oldu. İnşallah sonuna kadar izlemişsinizdir. Sonuna kadar izleyenler de yorumlara yazsın. Onlara ayrı öpüyorum. Kendinize cici bakın. Yoruldum. Bay bay. Hadi kalk gidelim. Yeter. Kapat. Yeter.